Gün sabah. İnsanlar işaret diliyle Türkçe ilmini aynı sanıyorlar ama değil. Diller birbirinden farklı. Ve arkadaşım der ki biz hastanelere gittiğimizde, kamu kurumlarına gittiğimizde bize destek olabilecek bir tercüman yok. Ve biz çok zorlanıyoruz. Özellikle hastanelerin acil bölümlerinde aynı şey soruyor. Çok tehlikeli şeyler oluyor. Yanlış ilaçlar, yanlış tedaviler ve çok üzülerek ayrılıyoruz hepsinden. Hayatlarımız çok zor. Bizim arkamızda hiç kimse yok. Bu konuda bize destek olan en azından acil durumda, poliste, hastanede, zabıtada, tüm resmi kurumlarda buna ait tercüman desteği istiyoruz. Biz ancak bu şekilde rahat bir hayat devam ettirebileceğiz. Çok değerli. Önemli. Çok değerli. Bu tarz şeyler olsa geri kalanı çok daha kolay olacak tabii. Ama en azından hayati, acillerde. Benim gibi birçok işitme engelli var. Gittiğinde aynı sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Hani doğru yere müracaat edebilecekleri yeri bile bilmiyorlar. Ve zorluk yaşıyoruz. Özellikle sonra Türkçe diliyle işaret bile aynı değil. Ve biz yazışarak anlaşamıyoruz. Yani böyle bir bununla ilgili somutu nelerde yazıyor? Tamam. Rapor bizim için çok değerli olacak. Eğitime ulaşabilmesi lazım. Mesela çocuklar serviste okula gidiyor ama servis birazcık pahalı. Ailelerin bütçesi yetmiyor. Bu yüzden biraz daha fiyatını indirmek istiyoruz biz sizden. Evet, arkadaşım şimdi söyleyecek. Biz 8-10 yaş arası gruptayız. Temiz hava, temiz bir çevre istiyoruz, temiz denizler. Mesela biz çocuklar için özellikle bedava yeme içme talep ediyoruz. Bedava kreşler, bedava spor salonları, ücretsiz kurs katılımları, daha az fabrika talep ediyoruz, daha fazla park, kolay ulaşım, tüm çocukların eğitime ulaşmaya hakkı var çünkü. Temiz deniz, biz o denizlerin buradaki bütün denizlere giriyoruz ve onların hepsini vücudumuza alıyoruz. Acaba onlar daha sonra vücudumuzda ne oluyor? O yüzden biz temiz denizler istiyoruz. Arkadaşlarımın da söylediği gibi iyi bir şey yapabiliriz. Denizin yanında fabrikalar yapmamak mesela. Ya da çok ağaçlı alanlara çok fazla yapım yapmamak. Ya da yani belediyeden bazı isteklerimiz olabilir. Onu ilk önce söyleyeyim. Bazı belediyeler şöyle ki yani bu İstanbul Belediyesi yok içinde. Ama bazı belediyeler... Bizi korudur. Evet. Bazı belediyelerde öyle yani korudu değil de şey işte yani burada evet. Dinlemesi. Evet. Yani her zaman bizi dinlesin. Aynen. Değil mi? Ama o kadar da değil doğru. Çocuklarını istediğim. Vazgeçme yani, ya her zaman evet dinlesin de. Yani şimdi bırakabilirim. Toplumu derinlemesine her zaman
Emre'ye kocaman bir alkış. Şimdi bugün burada niçin toplandığımızı biliyoruz, değil mi? Bu çok ciddi bir başlangıç, çok önemli bir başlangıç. Biz sizin ne yaşadığınızı, bu kentte ne hissettiğinizi ve bu kentle ilgili düşüncelerinizi bu şehrin yönetim mekanizmasıyla buluşturmak için sizi buraya davet ettik. Ve İstanbul'da ilk kez böyle katılımcı bir sürecin yönetimiyle stratejik plan hazırlanacak. O bakımdan bunu önemsemenizi istiyorum. Hep birlikte geleceği hazırlayacağız. Değerli hemşehrilerim, güzel hanımefendiler, yakışıklı beyefendiler, sevgili gençler ve çocuklar, şunu ifade edelim. İstanbul'u en iyi kim yönetir biliyor musunuz? Siz yönetirsiniz. İstanbul'u en iyi burada yaşayan insanlar. Bunun elbette yöntemi var. Yani insanlar bu kadar 16 milyon insan nasıl yönetsin diyebilirsiniz. Yöntemi var. Bilgiyi toplayarak sağlıklı bilgiyi vatandaşından alan yöneticiler sadece onlar adına, vatandaşları adına onların sesi, eli, dili olarak süreci yönetirlerse hiçbir sorun yaşamazlar. Yöneticiler de vatandaşı temsilcisi olduklarını hiçbir zaman unutmazlarsa inanın hata da yapmazlar. O bakımdan en iyi siz yönetirsiniz. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Bugün sizlerin katılımıyla 16 milyon insan adına fikirlere ulaşmak istiyoruz söylediğim gibi. Meclis üyelerimizle başladık. Belediye başkanlarımız katıldı. Farklı gruplarla bugün yapılan toplantılar çok büyük bir ivme kazandırıyor. Ama bu Ekim ayı boyunca devam edecek. Ve farklı gruplarla geliştirdiğimiz ve geliştireceğimiz çalıştaylarla herkesi hissetmek istiyoruz. Bu maksatla sadece buraya katılan ya da davet ettiğimiz hemşehrilerimize değil aynı zamanda istanbulsenin.org diye bir site açtık. Bunu herkese duymanızı özellikle istiyorum. Basit, İstanbul Senin. İstanbulsenin.org. Burayı ziyaret eden her hemşehrimiz oradan tespit edilen sıkıntılarla ilgili oylamalarını ve tespitlerini paylaşabilecekler. Bu uygulamamız kent yönetiminin aslında devamlı bir şekilde de katılımla ilişki kurmasını sağlayacak vatandaşıyla. Çok önemli buluyoruz. Tabii ki sivil toplum kuruluşları bizim önemli ve değerli paydaşlarımız olacak. Üniversiteler, kültür sanat camiası, iş dünyası tümüyle bizim bu sürecimize katkı sunacaklar. Burada hayallerimizi konuşacağız, planlarımızı konuşacağız ve geleceğimizi hep birlikte tayin edeceğiz. Bahsettiğimiz şey 21. yüzyıla yakışan bir belediyecilik. Dolayısıyla bugünün teknolojisinde erişimin bu kadar kolay olduğu bir sistemde bir tıklamayla herkes birbirine ulaşabiliyor. Az önce çok güzel iki hanımefendinin yanında oturuyordum. Birisi canlı yayına geçti ve herhalde 7-8 kişi de orada izledi. Dolayısıyla düşünsenize burada 1500 kişi sakın öyle bir şey yapmayın. Canlı yayında gayet bağlantı yapsa bir anda bizim bir anda 50 bin kişi 40 bin kişi izleyebiliyor. Böyle bir teknolojide o kadar kolay ki size ulaşabilmek ve sizden geri dönüş alabilmek.
Bunu yaparak ne yapıyoruz? İşimizi kolaylaştırıyoruz. Zorlaştırmıyoruz, kolaylaştırıyoruz. Sizi hissediyoruz, hissettiğiniz o sorunları anında da çözüm buluyoruz. Bundan 30-40 yıl önce böyle bir imkan yoktu. O zaman biz bu imkanı ne için kullanacağız? Bu imkanı demokrasi için kullanacağız. Ben davranıyorum ki yeni nesil belirleyecek. Çünkü teknoloji yeni nesilden yana çok doğru duran iki tanımlama. Bu yeni nesil belirleyicilik anlayışıyla en önemli kavramlardan birisi, ki hepinizin sorguladığını biliyorum, neyi yaptığından çok nasıl yaptığınla ilgili. Çok önemli bir kavram. Bunu yakalamak istiyoruz. Nasıl yapmamız gerekeni onu yaşayanlar en iyi bilir. Yani bir mahalleye park yapacaksınız. O parkı yaptığınız mahallede en çok hangi çocuk yaş aralığını öğrenmek işinizi o kadar kolaylaştırıyor ki? Ya da emekliler varsa orada çok yoğunluk, ona göre park yaparsınız. Yani eğer bir mahalle tümüyle çok yoğun bir şekilde emekliden ibaretse oraya gidip de salıncak koymamız çok anlamlı değil herhalde. Dolayısıyla tabii salıncak seven emekliler olabilir. Bir şey yok, kapım yok. Evet. Dolayısıyla şehre tepeden imecili tavırla değil, vatandaşından gelen tarifatla yönetme anlayışından bahsediyor. Bir başka şey, bunu çok önemsiyoruz, oylamalarımızda da çıktı. Vatandaşına hizmet ederken hiç kimseyi dışarıda bırakmayan anlayıştır yeni nesil belediyecilik. 21. yüzyılda. Dolayısıyla biz vatandaşımıza hizmet ederken bunu çok önemsiyoruz. Hiç kimse dışarıda değil. Yine komşu koltuk bana dedi ki, ya ben, birisi bana dedi ki, ya o elleri kırılasaydı İmamoğlu oy vermeseydin diye bir münazara geçmiş. Yok, bunlar önemli değil. Ben de dedim ki, onu size diyeni de hizmetlerimizi de pişman edeceğiz. Hocam, diyeceğiz. Dolayısıyla bu şehrin yaşayan herkesin mutlu olmasını sağlamak adına da buradayız. Yani bundan sonraki o herkesin katılımını sağlamak bilincinin içinde de aslında hiç kimseyi yok saymamak var. Bu katılımcı süreçler siyasi ekiplerin projeleri şeklinde değil de vatandaşın projeleri olmasını sağlama sürecinde oluşmuş olacak. Dolayısıyla sizlerin arzuları o kadar değerli olacak ki istekleri, öncelikleri, sizin bu önceliklerinizin toplumun önüne gelmesinin bir başka faydası var. O da ne? Hiçbir siyasi sizin önceliğiniz olan projeleri engelleyemeyecek. Çok önemli. Çünkü hep söyledim. Benim seçilmeden önceki her yerde söylediğim sözdü. Ben bir kişiden talimat almaya gelmiyorum. Benim yüreğim zengin. Ben 16 milyon insandan talimat aldım. Senin. Kimin? Herkes. İstanbul senin.
yanı sıra siyasetin yanı sıra bazen bürokrasi oturup masanın üstünde çalışıp en güzel doğru proje budur der. Kilitlen Bey'den çok zaten bu tarz anlayışı eleştirenlerden. Siz uzatırda uzatırsınız. Ben gazeteciyim, merak ediyorum. Soru sorun. Tamam olsun, olsun. Cümlenizi tamamlayın, söyle. Tamam, Cümlenizi Bey. Örneğin, proje hazırlayan bürokrasi değil, projeyi talep eden, şeklini tanımlayan siz, ama teknik anlamda hazırlayan bürokrasisiniz. Evet. Ve de, milyonlarca insanın farklılığını, zenginliğini, çeşitliliğini sürecin içine katmak anlayışıdır burada bulunmamız. Çünkü biliyoruz ki bir akıl değil, ortak akıl o kadar anlamlı ve o kadar değerli ki, hatta diyorum ki ben mucizevi bir süreç. Ben nerede ortak akıl masası kurmuşsam hep doğru işler yaptım. Hep doğru işler yaptım. Kavramın aslında aynı zamanda demokrasiyi de güçlendiren kavramlar. Soruya geçmeden CHP'yi söyleyeyim. Bir iddiam var. İnşallah başarılı. En önemli iddiam. Bu şehrin gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı. 2019'dayız. 5 yıllık stratejik planı çalışıyoruz. 2024'e kadar gibi gözükse de temel hedefimiz bu şehrin 2030 ve 2050 vizyon planını hep birlikte oluşturmak. Yani nasıl bir şehirde yaşamak istiyoruz? Nasıl bir şehirde çocuklarımızı hayatlarını kurmalarını geliştirmelerini istiyoruz? Hep birlikte karar vereceğiz ve seçtiğiniz insanlar da bunu yapmak zorunda kalacak. Yani kısacası akşamdan sabaha sizin bugün şu kadar yeşil alan olsun dediğiniz bu şehirde yeşilin üstüne gelip bina yapamayacak. Kuranlar olarak yukarıdan aşağıya yazacağız. Dolayısıyla şehir sürekli bu şehrin, şehrin yaşayanları, insanları sürekli bu şehrin teminatlarına girecekler. Bunun başlangıcıdır. Bunu yaptığımızda bir şey daha engelleyeceğiz. Kimsenin bu şehre bundan sonra ihanet etmesine fırsat vereceğiz. Eşit ve saygı bireyleri olmaya doğru yürüyoruz. Herkes bizim eşit vatandaşımızdır. 16 milyon insanımız bizim vatansever hemşehrimizdir. Ben bütün vatansever hemşehrilerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.